Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla, son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Ayrıca sosyal medya hesaplarım üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim her gece olduğu gibi bu gece de son baskı özetlerimizle başlıyoruz. Bakalım günün gelişmelerinde neler varmış. Şehidimizin naaşı memleketine uğurlandı efendim. Maalesef dün gece de ekranlarınıza getirmiştik. Tunceli'nin Pürümür ilçesinde teröristlerle yapılan sıcak temastan sonra bir askerimiz şehit oldu. Şehit askerimiz için bugün Elazığ'da tören düzenlendi. Jandarma Asuba Çavuş Ferdican Altunkaş Elazığ Havalimanı'ndan memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. Birazdan bu uğurlama töreninin ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde medya grubumuz olarak bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Devam ediyoruz bir diğer özetimize. Ellerinizden öpüyoruz. Efendim bugün Anneler Günü. Anne gerçekten oldukça önemli. Cennetin ayakları altında serilen annelerimizin günü efendim. Onlarla bol bol vakit geçirmemiz gerekiyor. Sadece bugün mü? Hayır. Her gün annemizin yanında yer almamız gerekiyor. Küçük bir hece, küçük bir kelime anne ama manası oldukça derin ve anlamlı. Yıllarca büyüten, besleyen annelerimizi maalesef toplum olarak unutma noktasına geldik. Bu noktada annelerimizin bir kez daha Anneler Günü'nü kutluyoruz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun diyoruz efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Profesör Doktor Yasemin Açık Finans Dünyası dergisine konuştu. Efendim Sezai Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık Finans Dünyası dergisinin Mayıs ayı sayısının konu olarak Elazığ'da yaptığı yatırımlara ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Derginin Kadın Girişimci Öyküleri bölümünde başkasının açtığı yoldan giderseniz ayak iziniz çıkmaz başlığıyla yayınlanan röportajda Profesör Doktor Yasemin Açık çalışmalarının yanında deneyimlerini de paylaştı. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir sonraki özetimizle. Ankara'daki Elazığlılar iftar yemeğinde bir araya geldi. Efendim faaliyetlerini Ankara'da yürüten Ankara Elazığ Kültür Derneği, Ankara'da yaşayan Elazığlıları iftar yemeğinde bir araya getirdi. Elazığ Kültür Derneği'nin iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı. Elazığ'dan da Beray Nur Teneke ve Kaan Şanlı'nın katıldığı iftar yemeğinin ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimize. Facia geliyorum diyor efendim. Harput'taki Anguzu Baba Türbesi'ne giden yolda büyük bir tehlike yaşanıyor. Yol kenarındaki dağlık yamaçtaki kayalıklar ve taş parçaları yola düşüyor efendim. Bu yolun hemen altında ciddi bir uçurum ve yaklaşık 15 köy yolunu birbirine bağlayan bir yol uçurumun alt tarafı. Ve köy sakinleri ve bölgede yaşayan vatandaşlar da oldukça tedirgin. Harput Mahalle Muhtarı Zülkif Demirpolat açıklama yaparak konuyla ilgili bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca mahallelerden canlı bağlantılarımız var. Sahur coşkusunu, sahur heyecanını canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Birazdan da Karşıyaka Mahallesi'ne bağlanacağız ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki geleneksel sahur coşkusunu ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Evet efendim tüm bu gelişmeleri daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilir. Elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz efendim. Özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim birazdan canlı bağlantımız olacak. Maden konusunu işleyeceğiz. Madendeki son durumu aktaracağız. Bakır Maden için Birlik Platformu Başkanı Süleyman Deniz Seyrek ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Efendim öncesinde bugün
annelerimizin günü. Küçücük bir kelime, anne kelimesi ama cennet annelerimizin ayaklarının altında. Ben de başta kendi annem olmak üzere tüm şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum. Anne, iki hece, küçük bir kelime ama aziz bir mana. Kocaman bir yürek, bugün anneler günü. Kimi her gün şiddet görüyor eşinden, kimi şehit oğluna dua ediyor. Kimi gurbetteki evladını özlüyor, kimi küçük yaşta gelin ettiği kızına ağlıyor. Kimi toprağın altında olsa dahi ruhuyla sesleniyor evladına. Seni seviyorum yavrum diyor. Şair eğitimci Gürhan Gürses, anneler çilekeşi ömrümüzün kahır çekeni eziyet ve cephe adına yüreği ev sahibi olan dünyamızın diye ne güzel söylüyor. Anne herkesin yerini tutabilen ancak kimsenin onun yerini tutamayacağı insan. Anne sihirli bir kelime, içimize baharı getiren. Anne kutsal varlık, anne en çok sevilen, en çok çile çeken, en güzel gülen de aynı zamanda o gülücükte merhamet var, huzur var. Ne güzel bir şey anne olmak, canından bir parçayı şefkatle büyütmek, ne kutsal bir görev annelik, minicik bir cana hayatını adamak. Hem özür hem teşekkür borçluyuz sizlere. Teşekkür ediyoruz bizi karşılık beklemeden sevdiğiniz için. Özür diliyoruz sizi üzdüğümüz için. Teşekkür ediyoruz bize şefkatle baktığınız için. Özür diliyoruz size sesimizi yükselttiğimiz için. Ve teşekkür ediyoruz elinizi üzerimizden bir an olsun çekmediğiniz için. Size minnettarız. Can Yücel diyor, anneme şiir yazacak kadar şair değilim diye. İşte tam o noktada kalıyor insan. Kelimeler anlamını yitiriyor, sözcükler boğazda düğümleniyor. Ellerimiz büyüdü avuçlarınızın içerisinde. Anneler gününüz kutlu olsun, geleceğin mimarları. Anneler gününüz kutlu olsun, yaşam kaynakları. Sizi seviyoruz. Evet efendim, anneler hiç kuşkusuz dünyanın en önemli insanları bizler için de. Gerçekten annelerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Bol bol, eğer uzaktaysak onları arayıp sormamız, ziyaret etmemiz gerekiyor. Gerçekten çocukları için yıllarını veren, ömürlerini veren annelerimize yeteri kadar değer gösteriyor muyuz acaba bilmiyoruz. Bu mübarek aylarda mutlaka annelerimizin daha çok yanında yer almamız gerekiyor. Özellikle de akşam iftar yemeğinde çocuğuma ne yemek yapayım, evde bir kaşık yiyecek bir şey yok diyen annelerimizi de unutmayalım efendim. Yardıma muhtaç olan, durumu yerinde olmayan, akşam iftar sofralarında bizim, sizin gibi zengin sofraları olmayan, çorbası, ana yemeği, ara yemeği, salatası, tatlısı, meşrubatı olmayan, sadece tek bir yemekle İftar yapmak zorunda kalan, çocuklarına sadece tek bir yemek yapabilen, hiçbir maddi durumu yerinde olmayan annelerimizi lütfen unutmayalım. Onları çocuklarının karşısında boynu bükük bırakmayalım efendim. Bu mübarek Ramazan aylarında lütfen özellikle maddi durumu olmayan annelerimizin de, kadınlarımızın da yanında yer alalım ve onlara yardımlarımızı yapalım. Özellikle Ramazan başlamadan önce hep ifade ettik, Ramazan boyunca da ifade edeceğimizi söylemiştik. Elazığ'da adettir, Ramazan'ın 15. gününden sonra, 10. gününden sonra zengin toplu iftar yemekleri verilmeye başlar. Bir kez de uyarımızı yapmış olalım efendim. Bir kampanya başlatmıştık biliyorsunuz Kanal Fırat Televizyonu olarak. Zengin toplu iftar yemekleri verilmesin. Dernekler, STK'lar, odalar, il yöneticileri kendi üyelerine iftar yemekleri vermektense oralara ayrılan bütçeler, çok gariban vatandaşımız var efendim Elazığ'da. O gariban vatandaşlarımıza verelim o paraları, onlara ayıralım. Biz zaten o yemekleri yiyoruz. O iftar, toplu iftar yemeklerine katılan hemşehrilerimiz zaten belirli bir maddi seviyenin üstünde olan hemşehrilerimiz. Onların zaten evlerinde yemekler yapılıyor. Gayet her çeşit yemeği de yiyebiliyorlar ama diğer tarafta
hiç o yemekleri göremeyen, yiyemeyen insanlar var efendim. Lütfen bu Ramazan ayı boyunca buna dikkat edelim. Toplu zengin iftar yemekleri vermeyelim. Oralara ayırdığımız bütçeleri gariban vatandaşlara aktaralım. Bir kez daha hatırlatmış olalım efendim. Böyle güzel bir günde, Elazığlılara anneler gününde annelerinize neler söylemek istersiniz diye sorduk. İşte Elazığlıların anneler günü mesajı. Bugün anneler günü biliyorsunuz. Bütün annelerin günü kutlu olsun. Efendim baba oğul geziyorsunuz. Evet. Anneye bir sürpriz var mı? Yok, her gün sürpriz onun günü. Anneler gününde vatandaşlar annelerine karşı hissettiklerini dile getirdiler. Tüm annelerin anneler gününü kutladılar. Teşekkür ederim, hepimizin anneler gününü kutladık. Anne burada neler söylemek istersin? Aradın mı anneni? Aramadım daha inan ki. Buradan nice mutlu yıllara, nice beraber yıllara. İyi ki vardır, iyi ki bizledir. En güzel annem benim annem. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Vallahi annelerin hakkı ödenmez aslında. Ama bizim gerçi Elazığ milleti biraz şey, annelere bakmıyorlar. Yani kötü davranıyorlar. Gerçi anneye öp bile demek yani günahtır. Biz onun bilincindeyiz, yani bizim terbiyemiz öyle gelmemiş de biz yani anne için her şeyi yaparız. Benim ismim Zehra Selin Kuyumcu. Zehra, anneler gününde annene neler söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Mesela ona hediye alabiliriz. Ona canım anneciğim mesela ona şiirler yazabiliriz. Ondan sonra ona hediyeler verebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Çünkü o bizim annemiz de olsa. Çok teşekkür ediyoruz Zehra. Sağ ol. Bay bay. Bay bay. Seni tanıyalım. Ben annemi çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Evet. Peki annene neler söylemek istersin? Anneler gününü kutlar mısın ona? Anneye kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Muhammed. Muhammed, annene neler söylemek istersin? Annen günü kutlu olsun derim. Seviyor musun anneni çok? Evet. Çok teşekkür ediyoruz Muhammed. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir şeydir. Ben de annemi çözerim. Bir de anneme, annem gelse ona bir tane sürpriz yapacağım. Tamamdır. Söyle. Bay bay. Ben annemi çok seviyorum. Tabii canımdan çok seviyorum annemi. Anneler olmazsa dünya olmaz. Ya bütün annelerin gününü kutluyorum. Anneler çok kutsaldır, çok değerlilerdir. Herkes annesinin kıymetini bilsin, sevsin, saysın. Evet vallahi bugün oğlumla beraber gezdik. Bugün annemlere uğradık. Anneannesinin anneler gününü kutladık. Ben de annemininkisini tabii. Ablamın anneler gününü kutladık. Çünkü ablamı da kutlamasak bayağı bir kızıyor. Anneler gününde annelerine hediye alarak sürpriz yapan minikler annelerini ne kadar çok sevdiklerini işte böyle anlattılar. Valiz aldım. Ne söyleyeceksin annene buradan bütün annelere ve anne? Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Merhaba ben Elifcan. Bahçeli Evler Ortaokulu'nda okuyorum. Anneme bugün yatak örtüsü aldım. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Benim ismim Fatma Zehra. Hilal Kent İlkokulu'nda okuyorum. Anneme çiçek aldım. Ne söyleyeceksin annene? Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Merhaba ben Zeynep. Bahçeli Evler Ortaokulu'nda okuyorum. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneme bir şey almadım. Akşam babamla çarşıya çıkıp alacağız. Merhaba ben Sudem Yıldırım. Final Elazığ İlkokulu'nda okuyorum. Kolye aldım. Merhaba ben Hilal, Bahçeli Evler Ortaokulu'ndan katılıyorum. Dünyadaki bütün kadınların anneler gününü kutluyorum. Evet efendim, Ramazan ayı boyunca mahallelerden canlı yayınlar gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Karşıyaka Mahallesi'nde olacağız birazdan. Mahalle muhtarı Ruhi Demirbaş yeni seçilen bir muhtarımız. 1975 yılında kurulan bir mahalle. Toplam nüfusu 3503 civarında. Kadın nüfusu 1819, erkek nüfusu 1684. 24 Haziran seçimlerinde geçerli oyların 1922'sinin 1122'si AK Parti'ye, 200'ü MHP'ye, 193'ü CHP'ye, 80 İYİ Parti'ye.
57'si Saadet Partisi'ne, 215'i HDP'ye giden bir mahalle. 31 Mart seçimlerinde ise 1730 oyun 835'i AK Parti'ye, 521'i MHP'ye, 163'ü İYİ Parti'ye, 31'i Saadet Partisi'ne gitti. Ekip arkadaşlarımız şu anda hazırlar ve şimdi haber merkezinden arkadaşımız Bahadır Göktürk'e bağlanıyoruz ve bakalım Karşıyaka Mahallesi'nde sahur coşkusu nasıl yaşanıyormuş? Evet, 1975 yılında kurulduğunu ifade etmiştik. Toplam nüfusu 3503 civarında ve yeni bir muhtar var Karşıyaka Mahallesi'nde. Ruhi Demirbaş son yapılan yerel seçimlerin ardından muhtarlığa seçildi ve çiçeği burnunda bir muhtarımız tabii ki. Güzel işler yapılacaktır mutlaka Karşıyaka Mahallesi'nde de. Şehrimizin doğu mahallelerinden birisi. Bizler de bu gece Karşıyaka Mahallesi'nde de coşkulu kalabalık bizleri bekliyorlar ve hazırlıklar da şu an itibariyle sürüyor. Yine öyle tahmin ediyorum bir sahur halayı falan da çekilecek. Mahalle sakinleri de Ramazan ayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar. 1975 yılında şehrin özellikle doğu bölgesine doğru yavaş yavaş ilerlemesiyle de birlikte gelişen bir mahallemiz ve şimdi Karşıyaka Mahallesi'ne gidiyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nden ekranlarınıza getirmekteyiz. Ramazan etkinliklerinizi 30 gün boyunca, Ramazan ayı boyunca sizlere buradan aktaracağız. Canlı olarak Son Baskı programından Kanal Fırat ekranlarıyla. Yanımda şu anda Karşıyaka Muhtarı Rumi Demirbaş var. Muhtarım, öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Fırat TV'ye çok teşekkür ederim. Bizim bildiğiniz için, geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Asıl biz teşekkür ediyoruz muhtemelen. Bugün anneler günü, hep annelerin ellerinden öperim. Bize şeref verdiniz, gurur verdiniz. Allah sizden razı olsun. Bizim Karşıyaka'nın sorunları gerçekten biraz ağır. Yani bizim bir sağlık ocağımız yok, imarımız yok, yolumuz yok. Zaten lojmanlar şu an hep çatlama, yıkılma tehlikesi yaşıyor vatandaşımız. Biz kaç sefer de yol molları kestik. Cumhurbaşkanımıza kadar falan şey ettik. Başkanım da geldi, bize Mücahit Bey söz verdi, dedi yapacağız. O hastada da şey oldu, seçimden dolayı şey oldu. Şimdi Şerif Bey de bize aynı şekilde Allah razı olsun yardımcı olmak istiyorlar. Yani her türlü bize yardımcı olmak şey diyorlar. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler olacak Karşıyaka. Bu sefer doğudan başlayacaklar. Yani tembelimiz de odur. İnşallah da bundan sonra daha güzel şeyler yapacaklar. Bu sefer inşallah biz yani kurtulacağız bu şeylerden. Sağlık ocağı sıkıntılarımızdan, yani yol sıkıntılarımızdan, İmara açılmasından, yani Karşıyaka'nın bir geleceği inşallah parlak olacak. Yani yıldızı güzel olmasını diliyoruz yani. İnşallah. Evet efendim, Karşıyaka Mahallesi'nde röportajlarımıza devam edeceğiz. Haber merkezinden arkadaşımız Bahadır Göktürk orada ve gerçekten gelişmeyi bekleyen bir mahallemiz Karşıyaka Mahallesi. Şehrimizin doğu bölgesinde yer alan ve belki de yıllardır kabuğunu kıramayan bir mahallemiz. Sık sık da evet, şimdi bağlantımız hazırmış, tekrar bağlanıyoruz. Bizim Ramazan gariban insanlar, fakir insanlar, vallahi ekmek bulamayan insanlar var. Çok düşkün insanlar var. Gerçekten de öyle. Karşıyaka bugün el azgın en fakir mahallesi. Yani Suriyeli bile burada oturamadı, Suriyeli. Nasıl yani? Suriyeli muhtemel gelip oturamadı, bu lojmaların evde oturamadı. 200 lira kira gelmedi. Adam dedi ben sana 400-500 lira vereyim. Doğal gazlı evde oturayım. Niye ben gelem? Tüp yok, güneş enerjisi yok, yaşantısı yok. Ben niye burada olsam? Devlet benim kiramı ödeyeyim 400 milyonu. Suriyeli bizi gelmediği halde biz yine burada yaşık yani. Dünya torpağımız, vatanımız, mecbur bekleyeceğiz burada. Bir birlik, bir kültür var diyorsunuz. Tabii kültür yani var diye yani. Yoksa biz de bırakıp gideceğiz yani, ne yapacağız? Peki aile bağları nasıl Karşıyaka Mahallesi'nde? Aile bağları çok güzel. Şimdi burada bir taziye olduğumuz zaman yani konuşak konuşmayan herkes giderler. Aile bağlantısına giderler. Yani çok güzel, bağlarımız güzel. Yani birbirimizi severiz vatandaşlar. Burada yani o yüzden buradasınız burada. Tabii yani. Onun için buradayız yani. Karşıyaka, mahalle halkıyla. Karşıyaka gerçekten Karşıyaka. Dört ödü bir Karşıyaka ama sahip çıkmadılar. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olacak. Sahip çıkacaklar bize inşallah bundan sonra. Biz de mücadele edeceğiz yani. Yani burada yani muhtar olmuş diye yatmaya gelmemişiz. Yani çalışmaya gelmişiz.
Evet efendim, ufak bir problemimiz oldu internetten kaynaklı. Tabii biliyorsunuz Türkiye olarak biz interneti çok hızlı kullanabilen bir ülke değiliz. Maalesef Türkiye'nin siber altyapısı Avrupa ülkelerine göre çok iyi değil. Bu nedenle biz de canlı yayınımızı internet vasıtasıyla yaptığımızdan dolayı ara ara kesintiler meydana geliyor. Ama bağlanacağız efendim. Mahalle sakinleri Karşıyaka Mahallesi'nde toplanmışlar ve hem mahalleleriyle ilgili bilgiler veriyorlar hem de Ramazan ayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar. 1975 yılında kurulan bir mahalle. Elazığ'ın esasına baktığımız zaman birçok mahallesi 1980'lerde kurulmaya başlamış, mahalle statüsüne gelmeye başlamış 1980 ve sonrasında. Buna rağmen Karşıyaka Mahallesi 1975 yılında kurulan bir mahalle. Elazığ'ın en eski mahallelerinden birisi diyebiliriz ama nüfusu 3503'te kalmış. Yani çok nüfusa sahip olan bir mahalle değil. Kadın nüfusu oldukça fazla erkek nüfusuna göre, diğer mahallelerimize göre de süreç içerisinde Karşıyaka Mahallesi de gelişmeyi ve büyümeyi bekleyen bir mahallemiz açıkçası. Bu noktada geçtiğimiz seçimlere bakacak olursak, seçimlerle de ilgili biliyorsunuz hatırlatmalar yapıyoruz mahallelerimizde. 24 Haziran'da AK Parti 1122 oy almış, MHP 200 oy almış, CHP 193 oy, İYİ Parti 80, Saadet Partisi 57, HDP 215 oy almış. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin oyu 835'e düşmüş, MHP'nin oyu 521'e çıkmış, İYİ Parti'nin oyu 163'e çıkmış, Saadet Partisi'nin oyu da 31'e düşmüş efendim. Hem 24 Haziran seçimleriyle hem de 31 Mart seçimleriyle kıyasladığımız zaman da seçim sonuçları böyle oluşmuş. Ruhi Demirbaş mahallenin muhtarı ve o da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen bir muhtar ve görevine yeni başlayan bir muhtar ve mahalle sakinlerinin de beklentisi oldukça yüksek, hem yerel yönetimlerden hem de mahalle muhtarından. Evet, şimdi tekrar Karşıyaka Mahallesi'ne gidiyoruz. Yapmıyorsanız da yani şuraya bir doğal gaz getirin artık. Yani gidiyoruz, diyoruz ki başkanım kentsel dönüşüm, yıkacağız, yapacağız. Ne zaman dolanıyor yani, dolanıyor. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı olur inşallah. Diyoruz yıkmayacaksanız getirin bize bir doğal gaz. Muhtarımın dediği gibi Suriyeli bile burada oturmadı. Ben 105 bin lira tüpe veriyorum dedi ya, ama doğal gazı 15 bin lira veriyorum, sanayi mahallesinde oturuyor. Yani muhtarımızın dediklerine katılıyorum. Doğrudur. Ha bizim yeni başkanımızdan istediğimiz en önemli kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Yani şu an lojmanlar ölüm arz ediyor. Ölüm yani. Ölüm tehlikesi arz ediyor. Gerçekten öyle yani. Yani bir 5.7 veya 6. bir deprem olsa var ya, biz burada sağlam adam çıkaramayız. Şu an Karşıyaka değil, 5 mahalle oluyor. Gerçekten. Yani 5 mahalle. Beyurdu bize bağlı mesele. Beyurdu küme evleri bize bağlı. Beyurtan mahallesi bize bağlı. Karşıyaka bize bağlı. İmar İskan lojmanları bize. Belediye bize. Hepsi yani 5 mahalle bize bağlı. Yani bizim mahallemiz güzel bir mahalle. Gerçekten güzel bir mahalle. Elazığ'ın girişi, gözde bebeği. Artı burada Salı Ocağı mesela. Sağlık Ocağı çok, biz şeye Kesrik Salı Ocağı'na gidiyoruz. Burada en azından 7-8 tane can verdik yani. Tren vurdu, araba vurdu. Şu an yani yatalak, yani ayakları kesilmiş, şu an ayakları yok, yatalaklar yani ölmedi ama ayakları başka, yok. Devletimizden, başkanımızdan da fazla bir şey istemiyoruz yani, bunlar olacak şeyler yani. Doğru mu? Ama biz yanlarındayız. Karşıyaka olarak hiçbir zaman da isyan etmedik. Biz AK Parti'nin kötülemedik. Yani siyaset de yapmadık. Şimdi sayın başkanımız gelmiş. Sıkıntılar elbette dile getirecek. Tabii. Efendim. Şimdi bak, şimdi bunlar getirilecek. Şimdi bizim başkanımız gelmiş. Hangi partiden olursa olsun bizim başkanımızdır yani. O da bizi böyle görmeli. Aynen de öyle. Hizmet ortak, adil olmalı. Sanayi mahallesine ne yapılıyorsa, olgunlara ne yapılıyorsa, yeni mahalleye ne yapılıyorsa Karşıyaka'ya da yapılsın yani. İnşallah diyoruz. Hizmet bir an önce gelir diyoruz. Temelimiz bu. Temelimiz bu. Peki Ramazan'ı nasıl geçiriyorsunuz? Ramazan çok güzel. Yine muhtarım söyledi. Bizde bir komşuluk vardır. Mesela şurada bir komşumuzun başı ağrısa, aynı akşam başı ağrısa o komşular hep onun yanındadır. Cenaze daha şey böyle yani. Yani bir şehir içerisindeki bir apartman gibi değil. Beşinci katta adam ölüyor, birinci kattakinin haberi yok. Burada öyle bir durum yok. Herkesin sevinci herkesin, herkesin üzüntü herkesin diyorsunuz yani. Aynen. Biz yine de huzurluyuz.
Yine de mutluyuz bu mahallede. Birlik ve beraberlikten aynen, kaynaklanıyor aynen, herhalde. Aynen. İnşallah Karşıyaka aynen. Mahallesi olarak birlik ve beraberliğiniz hiç bozulmaz diyoruz efendim. Valla 45 senedir bozulmadı. İnşallah devam edeceğiz yani. Biraz da tabii. Biz 45 senedir bu mahallenin çocuklarıyız bak hepimiz. Bu yaşa geldik. Yani 7-8 yaşından beri buradayız. Yaşımız oldu 55. Aynen devam ediyor. İnşallah böyle devam eder diyoruz. İnşallah. Hemen bir başka mahalle sakinimizi de alalım. Efendim sizleri alalım hemen. Buyurun. Burhanettin Can. Hemen böyle gelelim. Burhanettin Bey. Buyurun. Nasıl geçiyor Karşıyaka Mahallesi'nde Ramazan? Ya Ramazanlık iyidir. Şu anda hani bütün vatandaşlar serinlikten dolayı %90'ı hani Ramazan'ı kabullenmiş zaten hani. Teravihisi, namazına, her şey hani bizde herkes kendi görevini yapıyor yani. Komşuluklar iyi. Bizim tek dileğimiz hani daha iyi günler yaşamamız. İnşallah en kısa sürede gerçekleşir. Başka sakinleri olarak bizim başkanımızdan tek isteğimiz şu kentsel dönüşümü bir an önce başlatması. Mücahit Bey'le oturduk. Bir zat program yaptık o zaman 2017'de. Tamam dedi 2018'in başı. 2018'in başı bitti. 2019 geldi. Hele daha gelmedi. Yani şu anda biz Elif Bey'den şunun da kalmadan evlerin yapılmasını bekliyoruz. Hani. Böyle alalım. İnşallah diyoruz efendim. İnşallah en kısa sürede düzelir diyoruz. Yapılır. Evet. Bizim başkandan beklediğimiz bu. Vatandaş olarak Karşıyaka Mahallesi. Herkes birbirini tanır. Yabancı yoktur. Olanlar da hepsi birbirinden samimidir. Kötü bir şeylik yoktur bizim buralarda. Aile bağı var. Aile bağı. Yani. Herkes de bağlantılıdır. Herkes birbirinin cenazesine de, tezyesine de, hani bayramına da aynı şekilde yapar. Birbirini hani tanıdığımız için kimse kimseye bir şey yoktur yani. İnşallah hep böyle devam eder. Sıkıntılarınız Karşıyaka Mahallesi olarak, sakinleri olarak, buradaki insanlar olarak, vatandaşlar olarak bir an önce düzelir diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de size teşekkür ederim Kanal Fırat'a. Biz programı yaptığı için tekrar döne döne teşekkür ediyorum. Hocam benim de bir sorum var soracağım. Tabii size. Buyurun efendim. Şimdi ben de bu yayınlık gelmişim. Hemen böyle alalım. Sizi yanıma alalım. Şimdi kameraya dönelim. Ben mesela 3 senedir Python'dan çalıştım. Elazığ'ın kültürü canlandırmak için Python getirdim burada çalıştım. Başkanım bana bir ümit verdi. 9 tane üyesi, başkanı, valisi, vali mavini imza verdiler. Bana rüsvet verdiler. Ondan sonra ben bir sezon çalıştım. 2 ay. Ondan sonra parayı çevirdiler. Benden 16 milyar istediler. Yıllık. Ama sonuçta ben bunu Elazığ'ın kültürü canlandırmak istiyorum. Elazığ, Manisa'da Python geldim, çalıştırıyorum. Benden yıllık 16 milyon. Ben bundan ne kazanıyorum ki? Ben burada evime zor ekmek getiriyorum. Şimdi benim bir bundaki öndeki başkan. Şu başkanla da görüşemedim. Bana yine ümit verdiler. Mesela Python getirdim, çalıştım. Elazığ'ın kültürü canlandırmak için. 3 senede Python'lar içeride, hayvanlar içeride. Ben de mağdur oldum. İnşallah düzelir diyoruz. Buradan yani hani amcamızın sıkıntılarını da dile getirdik. Yetkililer buradan kurum müdürleri duyarlar ve amcamın sorunlarını çözerler diyoruz. İnşallah, efendim inşallah. İsim neydi? Yaşar Aşık. Yaşar abimizin sorunları bir an önce çözülür i̇nşallah. Diyoruz inşallah diyoruz. Peki Ramazan nasıl geçiyor efendim? İyi geçiyor, iyidir, çok iyi. Halkımıza memnunuz. Ramazan'da iyi geçiniyoruz. Bizim bu sene... Yazdıklar bizim karşıya herkes ekmek bu sene bize hiçbir yardım vardı mı getirmediler. Burada el adam var ki vallahi kuru ekmek bulamıyor iftar şeyini aç. Tamam, siz de bu yanıma alayım muhtarım. İftarını açacak adamlar yani gariban insanlar var burada. Hiç bize bu sene yardım gelmedi. Daha eski muhtardan dolayı mı gelmedi? Biz daha yeniz diye ondan mı gelmedi? Yani suç onun mu ben mi bilmem. Ben de birkaç tane zenginlerimize getik. Durumu arz ettim dedim ki bak benim garibanlarım gerçekten Elazığ'ın en gariban mahallesi Karşıyaka. Hiç bize bir yardım gelmedi. İnşallah bundan sonra gelecek. Biz de vatandaşımıza yardımcı olacağız inşallah. Anabi Allah da olanın hayırlarını kabul edecek, hayırlarını. İnşallah biz de vesile olacağız. Oranın hayırları gidip yerini bulacak. İnşallah diyoruz. İnşallah. Buradan zaten bizler de son baskı programından Furkan Bey ekranlara getirdi. Zengin iş adamları, yardım kolleri yapan iş adamları. Ayrıca Ramazan sonunda değil, Ramazan başında olmasını da dile getirmişti Furkan Bey burada. Biz tekrardan hatırlatalım. Yardım yapacak zengin iş adamları, müdürler, kurum müdürleri, STK'lar. Karşıyaka'daki ihtiyaç sahiplerine de yardım edebilirler ve bunu Ramazan'ın sonunda değil de başında yaparlarsa daha makbule geçer. Gerçekten yardıma muhtaç insanlar yardımlarınızı bekliyor burada.
Çok teşekkür ediyoruz muhtarım bize ağırladığınız için. Şimdi kültürümüzü yaşatma zamanı diyelim. Davulu zurnayı sahneye çağıralım mı? Tabii çağıralım. Çağıralım. Dur, bir dakika abimiz de iki kelam etmek istiyormuş. Hemşerim bak. Bir dakika. Bu şimdi mahallede sorunları başlıyor. Mahallede bir sürü sorun var. Bak burada bir sürü genç var. İşsiz güçsüz. Bu insanlar kötü yollara düştüğü zaman millet ondan sonra valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz artık kimlerse benim sorun değil. Kim olursa olsun bu gençlere iş bulsun. İş. Yani bir koli bana gelmiş bir koli bana versen olur vermesen olur. Belediye bir iş yeri açsın. Bu gençlere bir staj açsın. Meslek üretsin. Ekmeğin, millet ekmeğinin derdinde. Sen bana bir koli getirsen olur. Getirmesen olur. Ondan sonra seçim zaman olduğu zaman geliyorlar. El ayak yapıyorlar. Taşa veriyorlar. Bana uyu ver. Efendim, bir dakika, argo kullanmazsak. Argo değil. Ben gerçek konuşayım. Geçen anlatın. Benim ismimde Fethi Taşkın. 50 yıldır bu mahallede oturayım. Mahallede huzur 10 numara. Arkadaşlık 10 numara. Dostluk 10 numara. Ha benim komşum aç kalmış. Ben komşuma bir parça ekmek verebilirim. Ben aç kalmışım. Komşum bana bir parça ekmek verebilir. Millete işe yarasın. İş. Zengin gider. Ataşehir'de bir öyle ev yapar da hemen yolunu götürür. Niye bu mahalle 40 yıldır, 50 yıldır, 100 yıldır burada kurmuş bu şekil. Bu insanlara ekmek versinler, ekmek. Ekmek versinler. Zengin bana bir konu gelsen onu getirmesen olur. Ekmek, iş. Her şeyden önce iş. İşin yoksa, ekmeğim yoksa bana getirmiş bir kilo vermiş, yemişim. Ondan sonra bitmiş. Olmaz. Millete iş versinler hemşerim. İş. İnşallah iş Fethi versinler. Abi. İş versinler. Buradan seslendik. Bizi... Bir dakika. Gerçek mi şimdi? Bir dakika. Bir dinle. Niye kestin ki? Millete iş versinler abim. İş. Millete iş versinler. Fethi abicim. Buradan zaten duydular kurum müdürleri. Seçim zamanı geldi zaman geliyor. Bana diyor oyunu ver. Bana AK Parti'ye oy verdim. MHP'ye oy verdim. CHP. MHP'ye versem durur. CHP'ye versem durur. Gel. Ya. Abi, İnşallah bunu insanlar işli olur diyor. İlk duydular. Halaylarımıza başlayalım. İyi eğlenceler sevgili seyirciler.
Evet efendim, Karşıyaka Mahallesi'nde Elazığ'ın geleneksel oyunları sergileniyor. Mahalle sakinleri de tabii az önce değerlendirmelerde de bulundular. Sorunlarını söylediler, Ramazan'la ilgili konuştular. Hazır bağlantımız, tekrar bağlanalım. Evet efendim, Karşıyaka Mahallesi'nde böyle bir tarihsizlik yaşadık. Bağlantımızda problem oldu. İşte ifade ettik, internet altyapımız maalesef şehrimizde ve ülkemizde çok iyi değil, fiber optiklerimiz. İnşallah umut ediyoruz ki daha da düzelmiş olur. Evet, mahalle sakinleri sorunlarını da aktardılar. Ramazan'la da ilgili değerlendirmelerde bulundular. Keyifli bir şekilde şimdi halaylarını çekiyorlar efendim. İşte Ramazan ayı gelince, sahur olunca hep birlikte kol kola veriliyor, el ele veriliyor. Bu şekilde birlik beraberlik açısından sahur eğlenceleri gerçekleştiriliyor. Bir kez daha Karşıyaka Mahallesi sakinlerine, mahalle muhtarımız Ruhi Demirbaş'a teşekkür etmiş olalım. Yeni bir muhtar efendim, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde yeni seçildi mahalle muhtarımız Ruhi Demirbaş. Başarılar da diliyoruz mahalle muhtarımıza. Umut ediyoruz ki Karşıyaka Mahallesi de hak ettiği yerlerde olur. 1975 yılında kurulan bir mahalle, toplam 3503 oyu var. Ve bu kapsamda az önce mahalle muhtarımız da ifade etti. Mahallemizde maddi durumu olmayan insan sayısı çok fazla. Bu noktada bizler özellikle yardım bekliyoruz. Yardım talebinde bulundu mahalle muhtarımız. Bu noktada bizler de çağrımızı yenileyelim. Karşıyaka Mahallesi'nde maddi durumu iyi olmayan insan, aslında her mahallemizde, her caddede, her sokakta bir tane maddi durumu iyi olmayan insanımız var. Ama mahalle muhtarımız, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş ifade etti. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşımızın sayısı oldukça yüksek Karşıyaka Mahallesi'nde. Yardımlarınızı bekliyoruz dedi. Mahalle sakinleri de sorunlarını dile getirdi. 1975 yılında kurulan bir mahalle, 24 Haziran seçimlerinde 1922 geçerli oy var imiş. AK Parti 1122 oy, MHP 200 oy, CHP 193 oy, İYİ Parti 80, Saadet Partisi 57, HDP 215, Hüdapar 23, Vatan Partisi 5 oy almış. Geride bıraktığımız son seçimlerde de 1730 geçerli oyun 835'ini AK Parti, 521'ini MHP, 163'ünü İYİ Parti, 31'ini Saadet Partisi almış. Yani hem 24 Haziran seçimlerinde hem de 31 Mart seçimlerinde AK Parti birinci parti olmuş. Karşıyaka Mahallesi'nde aktarmış olalım efendim. Bir kez daha, sanıyorum daha bağlanmayacağız. Bir kez daha muhtarımıza bağlanacağız. Hazır galiba muhtarımız son değerlendirmelerde bulunacak. Birazdan hazırmış. Evet, bir bakalım neler var WhatsApp iletişim hattımıza bakalım. Çok sayıda bugün yine mesajımız vardı WhatsApp iletişim hattımızda da. WhatsApp iletişim hattım üzerinden gelen mesajlarımızı okuyalım. Birazdan maden konusuna değineceğiz. Madenle ilgili değerlendirmelerimizde de olacak efendim. İyi akşamlar Furkan abi. Güney Çayır Köyü'nden selamlar olsun. Biz de davul klarneti köyümüzde ağırlamak istiyoruz demiş izleyicimiz. Güney Çayır Köyü'ne selamlarımızı göndermiş olalım. Hayırlı akşamlar Furkan Dilaver. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı yayınlar. Fırat Üniversitesi Hastanesi taksi durağından göndermiş. Şoför esnafımıza kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Tüm taksicilerimize Fırat Üniversitesi Hastanesi taksi durağından da selam gelmiş. Furkan Bey iyi akşamlar. Mahallelerine almış oldukları oy oranlarını ve partilere göre dağılımını vermek doğru değil. Bir TV'nin siyaset yapması uygun değil. Ülkede devlet ve hükümet var. Sorunları onların çözmesi beklenir. Selamlar. Efendim oy oranlarını söylemek herhangi bir siyaset işine girmiyor efendim. Biliyorsunuz eğer oy oranlarını söylemek siyaset olsaydı seçim günleri yayınlar yapılmazdı. Şimdi tekrar Karşıyaka Mahallesi'ne bağlanıyoruz. Barış geldik.
Evet, Karşıyaka Mahallesi'nde sahur alaylarını ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler. Burada gerçekten güzel bir atmosfer yaşandı. Karşıyaka Mahallesi sakinleri halaylarını çekti ve sizlere son baskı programıyla ekranlarınıza, Kanal Fırat ekranlarından sizlere izlettik buraları. Güzel bir görsel şölen oluştu. Burada güzel bir kardeşimiz var. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Fatih. Fatih, sen ne kadar güzel davul çalıyorsun. Ne zaman öğrendin davul çalmayı? 6 yaşımda. Yetişme işte bu. Çekirdekten yetişme. Yetişme davulcumuz bu yani gerçekten. Peki sahurda da çalıyor musun Fatih? Evet. Tabii. Çalıyorum. Peki Ramazan ayı nasıl geçiyor Karşıyaka Mahallesi'nde? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Peki davul çalmayı seviyor musun? Gerçekten güzel çalıyorsun. Baba mesleği çalıyor. Evet seviyorum. Baba mesleği dedi muhtarım. Evet. Baban peki nasıl karşılıyor davul çalmanı? Babam davul çalmıyor, klarnet çalıyor. Klarnet çalıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz buradan kardeşimize. Muhtarımıza dönüyoruz. Muhtarım, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Tatlı sert bir yayın oldu özellikle ama. Özellikle biz Fırat TV'ye çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Gerçekten bizi bildiniz geldiniz. Allah hep bizden razı olsun. Bizim için gururdur, bir şereftir bizim için. Allah hep bizden razı olsun. Biz size çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Sorularımızı birbirimize inşallah anlatacağız güzel. Mahallemize de bir katkı olacak, bir yardım olacak Allah'ın izniyle inşallah. Hepimiz el birliğiyle inşallah düzelteceğiz. Yani bu şeylerimiz, sıkıntılarımız geçecek inşallah. Başkanım da bize söz vermiş. İnşallah yardımcı olacaklar bize. İnşallah diyoruz inşallah. Muhtarım. Evet Allah sevgili. Razı olsun. Sağ olun muhtarım sizlerden de. Evet sevgili seyirciler, bu akşam Karşıyaka Mahallesi'nden sahur halaylarını ekranlarınıza getirdik. Bir eksiğimiz, kusurumuz olduysa hepinizden buradan özür diliyoruz. Hem Karşıyaka Mahallesi sakinleri adına hem de Kanal Fırat adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Evet efendim, Bahadır Göktürk arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Mahalle muhtarımız Ruhi Demirbaş ve mahalle sakinlerine de ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Yarın yani pazartesi gecesi saatler 23.15'i gösterdiğinde de Akpınar Mahallesi'nden canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz efendim. Şehrimizin merkezinde yer alan mahallelerden birisi. Pazartesi günü saat 23.15'te de Akpınar Mahallesi'nde olacağız ve oradan canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Efendim son baskılaşım kısa bir reklam arası. Reklamların ardından yeni güne ve yeni haftaya birlikte başlayacağız. Yeni güne ve yeni haftaya da birlikte başlıyoruz efendim. Umut ediyorum ki güzel bir haftayı geride bırakmış oluruz. Biliyorsunuz hatırlatmamızı da yapalım. Ramazan ayı nedeniyle son baskı canlı yayınımıza hafta sonları da devam ediyoruz. Geçen Ramazan'da da aynısını yapmıştık. Hatta ondan önceki Ramazan'da da hafta sonu canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olmuştuk. Ramazan ayında 2 yıldır olduğu gibi bu yılda hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de saatler 23'ü gösterdiğinde hafta içi her gece olduğu gibi hafta sonu da Ramazan boyunca son baskı canlı yayınlarımıza devam edeceğiz efendim. Ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Dün gece de ekranlarınıza getirmiştik Tunceli'nin Pürümür ilçesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada nedeniyle bir kahraman askerimiz şehit olmuştu. Şehit askerimiz Jandarma Subay Çavuş Ferdican Altunkaş için bugün Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreni ardından şehidimiz memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Bugün Anneler Günü. Bu anlamlı günde bir anne evlatsız bırakıldı. Bir evlat babasız kaldı. Bir eş ise şehadet şerbeti içen yol arkadaşına son kez baktı. Acı büyüktü. Tarifi yoktu. Sözler düğümlendi. Gözyaşları sel oldu. Thank you.
Geçtiğimiz gün Pünümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik Tunceli ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirilirken jandarma astsubay çavuş Ferdican Altunkaş şehit düştü. Acı haber baba ocağı Kırıkkale'ye ulaştı. Türk bayrakları asıldı. O bir babaydı. Evladını bayrama beklerken acı haberi ondan önce gelmişti. ...30 yaşında hayatının baharında evli iki çocuk babası olan şehit Altunkaş'ın naaşı operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Tunceli'den Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Şehit Altunkaş için Elazığ Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir İkinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şehidin eşi Özlem, çocukları Hüseyin ve Yaşar Altunkaş, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı. Cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı katafalka getirildi. Saygı duruşunun ardından Altunkaş'ın özgeçmişi okundu. 2017 yılında Astsubay Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlayarak Bingöl Kıv 1. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrine astsubay olarak atanmış 03.04.2017 tarihinde burada göreve başlamıştır. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesinin ardından uçağa konulan şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Hainlere, vatan düşmanlarına ya Rabbi kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan eyle. Medya grubumuz olarak şehidimiz jandarma astsubay çavuş Ferdican Altunkaş'a Allah'tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet efendim, maalesef şehidimizi Elazığ'dan memleketine uğurladık. Medya grubumuz olarak bir kez daha şehidimiz Ferdican Altunkaş'a Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Efendim, Anadolu Realist Gençlik Derneği Hareketi ile Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Anneler Günü'nde şehit ailelerini unutmadı. Program kapsamında üniversite öğrencileriyle birlikte annelerle bir araya gelindi. İlk durak şehidimiz Er Mehmet Ağgedi'nin ailesiydi. Şehidimizin annesi Fatma Ağgedik ve babası Bekir Ağgedik'le bir araya gelen öğrenciler sohbet etti, hal hatır sordu. Bu anlamlı buluşmada duygu dolu anlar da yaşandı. Çok güzel bir makama sahipler şu an. Ministen birçok insan var şu an gerçekten. Aslında onun şehit olduğu için çok da şanslısınız. Mutluyuz. Vatan şehit olduğu için. Gerçekten. Ama gururluyuz. Ama acı çok büyük. Evet öyle. Lütfü anne babayı el atı imtihan etmesin. Bizim kaderimiz buymuş. Biz ağırımızdan şükür ediyoruz. Şehidimizin babası Bekir Ağgedik, tüm annelerin anneler gününü kutladı, şehitlerimize rahmet diledi. Annelere, tüm şehit annelerine kutlu olsun anneler günü.
Tüm şehit ailelerine, ailelerine Allah sabırlar versin. Çünkü çok zor bir iş. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Ne tarifi var, ne bir şey var ama sürekli içimiz yanıyor. Ama bu vatan bizim. Başka Türkiye'miz yok, başka bayrağımız yok. Bu vatan için herkes şehit olmaya hazır. Ben Allah'a şükrediyorum ki ben bir şehit babasıyım. Bak herkes toplanmış gelmiş. Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadığınız için, sürekli geldiğiniz için. Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit ise bu anneler gününü 82 milyon kişinin anneleriyle kutlamak istedik dedi. 2014'ten beri birçok etkinlik yaptık ama sanırım en anlamlı etkinliğimiz bugün burada icra edeceğimiz etkinlik. Allah yolunda ölülere ölü demeyin, bilakis onlar diridirler ama sizler farkında değilsiniz diyor. Şu içinde bulunmuş olduğumuz atmosferde hem Ramazan'da hem de Yüce Yaradanımızın böylesine onurlandırdığı bu mertebede bu anneler gününü 82 milyonun annesiyle, anneleriyle kutlamak istedik. Belki bizler uzakta annelerimizin bugün elini öpemeyeceğiz. Belki annelerimizle beraber olamayacağız ama 82 milyonun anneleriyle bugün beraber olacağız. Bu anneler gününü şehit annelerimize addettik. Onların elini öptük. Onların dual, hayır dualarını almak istedik. Şüphesiz ki onlar birçok anlamda şanslı insanlar. Hem bu kadar büyük bir mertebeye sahip oldukları için biz de çok şanslıyız. Böylesine değerli annelerimiz olduğu için. İkinci durak şehidimiz uzman çavuş Zülfü Karabulut'un evi oldu. Şehidimizin eşi Leyla Karabulut ve annesiyle bir araya gelen öğrenciler anneler gününü kutladı. Pırıl pırıl gençleri gördükçe daha çok mutlu oluyorum ve gözümüz arkada kalmıyor. Siz bizim geleceğimizsiniz. Şehidimizin eşi Leyla Karabulut bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hoş gelmişler, çok memnun oldum, gurur duydum. Pırıl pırıl gençleri görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başta başkanım Veysel Bey'e, sonra diğer kardeşimize. Kardeşimin ismini bu arada unuttum. Ona da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Pırıl pırıl gençler, şehidine, milletine, devletine sahip, ülkesine sahip olan gençleri yetiştiriyorlar. Bu şekilde bizim de gözümüz arkada kalmıyor. Yani ben görünce çok mutlu oluyorum. Huzurlu oluyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Çünkü geleceğimiz onlara ait, geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan da bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Anadolu Gençlik Federasyonumuzla beraber bu kadar gençlerimizle, üniversite gençlerimizle beraber bir etkinlik yapalım dedik. Sağ olsun Erhan Başkanımla beraber bu çalışmaya el birliğiyle bu kadar gençlerimizle birlikte Anneler Günü münasebetiyle ilk başta şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin, annelerinin Anneler Günü'nü kutlama için bir araya geldik. Ve çok onurluyuz, gururluyuz. Bu etkinliklerimizin devam edeceğini, bu faaliyetlerin devam edeceğini Erhan Başkanıma, belediye başkanımıza, alay komutanımıza, iş adamlarımıza, bize destekte bulunan Orhan Bahadır Beyefendi'ye, Yakup Çelik Beyefendi'ye bu katkılarından dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal medyamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu konularda, bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmadıkları için. Buradaki bütün gelen genç arkadaşlarımızın annelerinin anneler gününü kutluyorum öncelikle. Ellerinden öpüyorum. Aziz şehidimizin eşinin, aziz şehitlerimizin annelerinin de anneler gününü kutluyorum. Ziyaretlerin ardından öğrenciler de günün önemine değindi. Bugün anneler günü münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Bugün anneler günü. Şehit annelerimizi ziyarete geldik bugün. Uzakta olmamızdan dolayı da ayrı bir şey duyduk, bir duygu duyduk gerçekten. Erhan Hoca'ya, Veysel Hoca'ya, emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde çok mutlu olduk gerçekten. Onların duygularına ortak olmak çok güzel bir şeydi. Üniversitedeki arkadaşlarımızla anneler gününden dolayı bir araya gelip başta şehit anneleri olmak üzere annelerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bir araya geldik. Gayet anlamlı bir gün oldu. Buna katkı sağlayan başta Erhan Başkanımız olmak üzere diğer başkanlarımıza teşekkür ediyorum.
Efendim Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Finans Dünyası Dergisi'nin Mayıs ayı sayısının konu olarak Elazığ'da yaptığı yatırımlara ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Derginin Kadın Girişimci Öyküleri bölümünde başkasının açtığı yoldan giderseniz ayak iziniz çıkmaz başlığıyla yayınlanan röportajda Profesör Doktor Yasemin Açık çalışmalarının yanında deneyimlerini de paylaştı. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Türkiye'nin en köklü ve önemli ekonomi dergilerinden olan Finans Dünyası Dergisi'nin Mayıs sayısına konuk olduğu, Elazığ'a yaptığı yatırımlar ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Derginin Kadın Girişimci Öyküleri bölümünde yayınlanan röportajda Profesör Doktor Yasemin Açık, çalışmalarının yanında deneyimlerini de paylaştı. Profesör Doktor Açık'ın söylediği, başkasının açtığı yoldan giderseniz ayak iziniz çıkmaz başlığıyla yayımlanan yazıda, Elazığ'da Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento Fabrikası'na da değindi. Profesör Doktor Yasemin Açık'tan övgüyle bahsedilen dergide, Profesör Doktor Yasemin Açık, Elazığlı bir akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütü gönüllüsü. Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu bölgesine yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento'yu 250 milyon dolarlık yatırımla kurdu. Bugün Elazığ'da 500 kişiye istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte en az 5000 kişinin hayatına dokunuyor. Hayatını bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, kadın erkek fırsat eşitliliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi, halk sağlığı, yerel kalkınmaya katkı konularına adayan Açık, daha çok istihdam ve daha çok insana ulaşabilmek, destek verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor denildi. İşte Profesör Doktor Yasemin Açık'ın Finans Dünyası dergisinde yayınlanan röportajının öne çıkan kısmı. Aile şirketleri, akademi ve sivil toplumda sürdürdüğüm 25 yılı aşkın çalışma hayatıma rağmen benim her zaman hayalim baştan sona bana ait olan, benim planlayıp uygulayacağım bir projeyi hayata geçirmek olmuştu. Bu projede bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına ve bölgesel kalkınmaya, ait olma ve sahip çıkma duygularını geliştirerek toplumsal barışın gelişmesine katkı sağlamalı, iş dünyasının da bu bölgelere yatırım yapmasını özendirecek bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde olmalıydı. Bir yandan istihdam yaratmalı, bununla da yetinmeyip pek çok insanın hayatına dokunabilmeliydi. Tüm bu hayallerinin cevabı ise sanayiye işaret ediyordu. İşte Seza Çimento böyle bir hayalle doğdu. 2011 yılında çimento sektörüne girme kararı almamla birlikte fizibilite, piyasa araştırması, uygun lokasyonu bulma, finansal kaynak oluşturma gibi hazırlık çalışmaları ile yatırıma 2014 yılında başladık. 2016 yılında ise fabrikamız üretime geçti. Bu yatırım bir anlamıyla doğup büyüdüğüm Elazığ ve bölgeye vefa borcumdu. Neticede de 250 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu bölgesine yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento'yu hayata geçirmiş olmak benim için büyük mutluluktu. Fabrikaya daha yoğun emek harcayabilmek adına geçtiğimiz yılın Nisan ayında üniversitedeki görevimden de emekli oldum ve tüm odağıma Seza'yı aldım. Son teknolojilerle donattığımız çevreci bir fabrika olan Seza'da bugün artık günde 7500 ton çimento üretiliyor, toplamda 500 kişiye istihdam sağlıyor, aileleriyle birlikte ilimizde en az 5000 kişinin hayatına dokunuyoruz. Aslında fabrikayı başka bir ilde, bir liman içinde, Görece daha kolay bir işleyişe sahip olacak şekilde kurabilirdim. Ancak yörede istihdamı artırmak, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak, hayallerimin şimdiki karşılığını da düşündüğümde bugün baktığım yerden söyleyebileceğim tek şey iyi ki Elazığ'da yaptım oluyor. Ara üniteler de dahil olmak üzere tüm ünitelerde torba filtre sistemi kullanıyoruz. Bu sistem sayesinde fabrikamızda çevreye toz salınımı oldukça düşük. Çimento fabrikalarında oz partikül salınım düzeyinin yasal sınırları ülkemiz için ton başına 50 mg, Avrupa Birliği standardı ise ton başına 30 mg. Oysa bizde bu miktar miligram bile geçmiyor. Değer olarak 0.70 miligramdayız.
torba filtre sistemi çıkan tozu içine hapsedip yine ham madde olarak kullanılmasına da imkan veriyor. Fabrika proseslerimiz tamamıyla Avrupa menşeili olup enerji verimliliği yüksek ve kalori değeri düşük, çevre dostu bir fabrika inşa ettik. Evet efendim, canlı yayınımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki maden ilçesiyle ilgili verilen bir tahliye kararı var ve geçtiğimiz günlerde de Maden Kaymakamlığı tarafından madende yaşayan vatandaşlara bir tebligat ulaştırılmıştı ve 5 gün içerisinde evlerin boşaltılması istenmişti. Ev ve iş yerlerinin tahliye edilmesi istenmişti. O tahliye sürecinin yavaş yavaş sonuna geliniyor efendim. Salı günü son gün. Salı gününe kadar evlerin tahliye edilmesi gerekiyor. Aynı verilen yazıda zor kullanılarak tahliyeye gidileceği bildirilmişti. Salı gününe kadar vatandaşların evlerinden tahliye edilmeleri istenmişti. Maden konusuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Bakır Maden için Birlik Platformu Başkanı Süleyman Deniz Seyrek telefon hattımızın ucunda. Başkanım, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler Furkan Bey. Evet başkanım, maden gündemde ve bizler de medya grubumuz olarak madeni gündemde tutmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ulaştırılan bir tebligat vardı. Tebligatın yavaş yavaş süresinin sonuna gelindi. Salı günü son gün, bugün yeni güne başladık, pazartesi günü. Deyim yerinde ise bir gün kaldı vatandaşa verilen süreçte. Neler söyleyeceksiniz madenle ilgili gelinen süreçle ilgili? Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizleri ve Elazığ'ın madenli hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii ki de madende yaşanan bu heyelan sürecinin bahsettiğiniz gibi yavaş yavaş sonuna geldik. Tebligatta beri 5 gün süren. Tabii bu süre sizlerin de duyurduğu gibi 26 Nisan 2019 Cuma günü Elazığ Valiliğimizin basına ve kamuoyuna duyurduğu şekliyle tahliye işlemlerinin başlayacağı şekliyle kamuoyuna açıklandı. Burada 510 tane dükkan ve evin, konutun boşaltılacağı bildirildi. Tabii ki bu süreç madeni aslında bir nevi yavaş yavaş bu 5 gün sürenin 19 Nisan tarihinde duyurulmasıyla, 9 Mayıs tarihinde duyurulmasıyla özür dilerim, bir kaosa doğru sürükledi. Şimdi neden kaos diyoruz? Mağarada yaşanan bu heyelan süreci, tebligat işlemleri 26 Nisan'da duyurulduğundan beri ne madende yaşayan vatandaşlara ne de kamuoyunda bulunanlara doğru hiçbir açıklama yapmadı tarafından. Bundan dolayı da ki mesela o haritada gösterilen heyelandan etkilenen bölgedeki insanların %90'ı evlerinde ve iş yerlerinde hasarın olmadığı, evlerinde ve iş yerlerinde bulunan yerlerde heyelan olmadığı söyleniyordu. Fakat bu insanlara ikna yoluna hiçbir şekilde gidilmedi. Nedir ki heyelan bölgesinde gösterilen köprü ve garaj arasında kalan bölge ve bunu hepimiz kabul ediyoruz ki daha valiliğimiz ve yetkili kurumlar başvurularda tahliye işlemlerine başlatmadan önce insanlarımız zaten tahliye olmaya o bölgede başlamıştı. Çünkü orada artık hasar gün yüzüne çıkmıştı. Evet. Fakat şöyle bir cümle vardır. Usul esastan önce gelir diye. Yani her bölgede bulunan insanlarımız heyelanın olduğunu kabul etmezken biz şunu mesela bizler dahi kişisel ve platform olarak değil, bu heyelanın olmadığı söylemlerde bulun. Fakat şunu bekleriz. Valiliğimiz, yetkili bakanlıklar madene yetkilileri göndersinler. İnsanları bilgilendirmek amacıyla siz burada heyelan olmadığını söylüyorsunuz ama bakın bir heyelan vardır diye bir açıklamanın, bir sunumun yapılmasına ikna yoluna gidilmesini beklerdik. Fakat yetkili böyle bir ikna yoluna gitmedi. Yani 17 gün zaman gitti. İlimizin yöneticilerinden kimse seçilmiş iki milletvekilimiz hariç madene gelmedi. İnsanlar buluşulmadı. Yani süreç maalesef bir iki gün kaldı ve biz hakikaten de buna yani gülüyoruz. İnsanlara el acıyla tahliye olun diyoruz. Ben esnafımız, mesela sizler programlarınızda çok kez dile getirdiniz. Geçen günlerde Sayın Belediye Başkanımız Orhan Bey de program katıldı. Esnaf var, tarımcılar var, sahibi var,
ve daha çeşitli birçok esnaf var. Bu esnaf nereye gidecek? Yani mesela bunlara, bu soruların cevabının bulunması lazım. Mesela insanlara konteyner gönderilip orada ticari faaliyetlerini devam ettirecek söyleniyor ama bir esnaf, mesela bir fırıncı konteynerde nasıl esnaf faaliyetini devam ettirecek? Bir kasap nasıl faaliyetini devam ettirecek? Bir kahvehane sahibi nasıl faaliyetini devam ettirecek? Yani bunların hepsinin cevap bulması lazım. Ve şunları size söylemek isterim. Az evvel bahsettiğim gibi insanların ikna yoluna gidilmemesi, yetkililerin bu işe duyarsız kalınması ve mesela bu da büyük bir faktördür. Sayın Belediye Başkanımız, kendisi Sayın Valimizle görüştükten sonra halkımızı bilgilendirmek amaçlı bir toplantı gerçekleştirdi madende. Yanlış değilsem 29 Nisan tarihiydi. Yanlış olabilir. Sayın Belediye Başkanımız yetkililerin verdiği bilgiyle şunları aktardı vatandaşımıza. 36 ay içinde kendilerine iş yerleri ve konutların yapılacağı ve bunların ücretsiz olarak tahsil edileceği, esnafımızın mağdur edilmeyeceği, kira yardımında bulunacağı, 2 yıl içinde bütün sürecin tamamlanacağı. Fakat Sayın Başkanımız bu konuşmayı yaptıktan 2-3 gün sonra yine kanalımızda bir seçilmiş Sayın Başkanımızın tam tersi söylemlerde bulundu. Ne dedi? Yapılacak konut ve iş yerlerinin miktarı karşılığında, yani karşılıksız değil, maddi olarak karşılıklı insanlara tahsis edileceğini söyledi. Şimdi az evvel bahsettiğimiz gibi yetkililerin duyarsızlığı, insanlara gerekli bilgilerin verilmemesi ve yetkililer arasındaki söylem çelişkilerinden dolayı insanımızın kafası tamamen karıştı. Ve güven duygusu sarsıldı. Bunun sonucunda vatandaşımız şunu istedi. Ki bize resmi bir belge verilsin. Yani önerisi ne olacak? Bizlerin buradan tahliye olması sonucunda bizlere ne gibi imkanlar sağlanacak? Bizler bir taahhütname, bir resmi belge istiyoruz. Kendimizi güvence altına almak istiyoruz. Fakat bunun verilemeyeceği dahi söylendi. Ve en sonunda az evvel sizin bahsettiğiniz gibi kolluk kuvveti zoruyla vatandaşın o bölgeden çıkarılacağı, gerekirse yaptırım uygulanacağı, ne gibi, bu aziz mübarek Ramazan gününde sularının kesileceği, elektriklerinin kesileceği, kanalizasyon gibi hizmetlerinin verilmeyeceği, yani vatandaşınız mesela sizle yayına bağlanmadan önce bir iki vatandaşınız beni aradı. Şunu söylüyorlar, yani biz mültecilerin dahi uğramadığı bir haksızlığa, bir yaptırıma maruz kalıyoruz. Yani bu şartlar altında hakikaten de vatandaşımız mağdur edilme yoluna gidiyor. Bizim ve vatandaşımızın, biz vatandaş ne istiyorsa onların söylediğini direkt olarak size ve diğer yazılı basına aktardık bugüne kadar. Aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Vatandaşın mağdur edilmemesi lazım. Ve şu da çok büyük bir husustur Furkan Bey. Evet başkanım. İnsanların tahliyesi yönünde söylemler ortaya çıkıyor ama o helana dur denilebilecek hiçbir söylem ortada yok. Yani harfiyatın kaldırılması yönünde geçmişte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı var olmasına rağmen harfiyat kaldırılmadı. Ana maden ocağında biriken su tahliye edilmedi. Yani helana neden önlem olarak hiçbir açıklama yapılmıyor? Vatandaşın kafasındaki en büyük soru işareti budur. Peki, peki. Başkanım ben bir kez daha teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizden dolayı. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı başkanım? Tabii ki de. Yani son olarak bir şunu söylemek isteriz. Madenin o bölgesinin zorla, yani sizler ve bütün kamu bilir ki maden şimdiye kadar tarihinde hiç görülmemiştir. Kolluk kuvvetiyle vatandaş hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemiştir. Bu yapılırsa hakikaten de sonuçlarının, herkes bunu görüyor ki, vahim olacağını zannediyoruz. Biz şunu söylüyoruz, kolluk kuvvetine gerek kalmadan insanların akıllarındaki soru işaretleri giderilsin. İnsanlar mağdur edilmesin. Maden vatandaşı şimdiye kadar, yani ekonomisine maden ocağı sebebiyle birçok hakkıda bulunmuştur. Yani maden bunu hak etmiyor. Maden bunu hak etmiyor. Bizim yetkililerden ricamız bu hususun üstüne gerekirse madene gitsinler. Bugüne kadar 17 gündür madene gitmeyen yetkililerin madene gitmesi lazım. Maden devlete karşı değildir. Sadece devletin bu haksızlığa, bu zulme 4-5 senede uğramış şehrinde yaşayan vatandaşların hakkının iade edilmesini istiyor.
Ben sizlerin aracılığıyla tekrardan Sayın Valimiz başta olmak üzere il ve ilçe yöneticilerimiz, hatta intikal etmiş olduğu sebebiyle Sayın Bakanlarımıza, bakanlık yetkililerimize madenlinin mağdur edilmemesi gerektiğini iletmek istiyorum. Ve madenlilerin zorla çıkarılmadan kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesini istiyorum. Başta esnaflarımızın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun değerlendirmelerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Sizlere ve gecenin bu saatinde bizleri dinleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, telefon hattımızın ucunda Bakır Maden İçin Birlik Platformu Başkanı Süleyman Deniz Seyrek bizlerle birlikteydi. Madenle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tabii devlette bir vatandaşının burnunun dahi kanamaması için bu tedbirleri alıyor. İnşallah her şey tatlılıkla kısa zamanda çözülür diliyoruz. Ve devam ediyoruz. Faaliyetlerini Ankara'da yürüten Ankara Elazığ Kültür Derneği, Ankara'da yaşayan Elazığlıları iftar yemeğinde bir araya getirdi. Elazığ Kültür Derneği'nin iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı. Ankara Elazığ Kültür Derneği düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Ankara'da yaşayan Elazığlı vatandaşları ve Elazığ sevdalılarını verdiği iftar yemeğinde buluşturdu. Ankara Elazığ Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ankara Elazığ Kültür Derneği tarafından hazırlanan iftar programı Kur'an tilavetiyle başladı. Kul kullun ya'melu ala şakileti. Ankara Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Mehmet Ergün, Ankara Elazığ Kültür Derneği hakkında bilgi vererek Ankara'da yaşayan Elazığlıların memleket hasretlerini gidermek için böylesi etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. 45 ile 60 bin arası Elazığlı var. Yani Elazığ kütüğüne kayıt olanlar var, doğumlular var. Yani bunun yanında çok, ama onlar da sen 100 bini geçiyor. Biz derneğimizin 1500-2000 tane üyemiz var. Bu bizim derneğimiz 1948 yılında kurulmuş. Yani o zaman çoğu kamu kurumları kurulmamışken bizim Elazığ Kültür Derneği kurulmuş. Bizim Elazığ Kültür Derneği'nde 15 kişi yönetimdeyiz. Şimdi bugün iftar yemeğimiz var. 18'inde, ayın 18'inde sahur alayımız var. Maltepe'de bizim derneğimizin genel merkezi, yaklaşık 300-400 kişi ta Kızılay'a kadar Elazığ halayını oynayarak kadınlı çoluk çocuktu. Halk oyunlarını yaşatacaksınız. Evet, yaşatıyoruz. Müziğimiz de mesela Ankara'da Kültür Bakanı Hasan Öztürk kardeşimiz var. Onun bir korosu var. Yine biraz sonra onları da dinleyeceğiz. Yani 23'ünde Elazığ peynirli ekmek pikniğimiz var. Yine bayramın 3. günü bizim bayramlaşma törenimiz var. Bunlara sağ olsun. Bir de derneğimizde çok güzel bir yerimiz mevcuttur. Hepsi var. Hepsine teşekkür ediyoruz sizlere. Dernekte eğlenceli faaliyetler yapılırdı. Şimdi sivil toplum kuruluşları da bayağı arttı ve yardımlaşma, dayanışma bayağı arttı. Sizler dernek olarak bu konuda, yardımlaşma konusunda ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Şimdi tabii ki biz derneğimizde yoksul ailelere de yardım ediyoruz. Öğrencilerimize burs değil ama birilerini araya koyarak onlara burs veriyoruz. Müzik programları, ut kursu, keman kursu, ondan sonra Kur'an-ı Kerim kursları ve zaman zaman teravihler kıldırıyoruz. Ankara Elazığ Kültür Derneği Federasyon Başkanı Profesör Doktor Haşim Çakırbay, her Ramazan'da Elazığlılarla iftar programında bir araya geliyoruz ifadelerini kullandı. Senede bir kere bu mübarek Ramazan ayında bir araya gelmekteyiz. Evet. Hemşehriler birbirini görme fırsatı bulmakta, kaynaşmakta. İşte gördüğünüz gibi A'dan Z'ye kadar herkes burada. Milletvekillerimiz, beyefendiler, bayanlar, gençler, herkes burada. Yerimiz bu kadar. Yani toplam 500-550 civarında bir alan burası. Ama şu an salon tıka basa dolu. Evet. Buradaki gaye hem hemşerilerimiz tanışsın, kaynaşsın ve kendi manevi duygularımızla yaşayalım hiç olmazsa. Her sene yaptığımız bir aktivite. İnşallah bundan sonra da daha geniş yerlerde, daha kalabalıklarla ve sizin de yine katılımınızla bu toplantılar gerçekleşmiş olur. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, bu anlamlı ayda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren Ankara Elazığ Kültür Derneği'ne teşekkür ediyorum dedi. Özel bir aydayız, Ramazan ayındayız. İnşallah kurtuluşumuza, bağışlanmamıza,
daha iyi şeyler yapmamıza, hayırdan yana daha iyi duruşlar sergilememize, vakıf ruhunu yüceltmemize ve kardeşlik hukukunu geliştirmemize Rabbim bir beste kılsın inşallah. Bu önemli, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tabii Elazığ bu anlamda birleştiren, bütünleştiren, kardeşlik hukukunu öne çıkaran, milli ve manevi değerleri temsil eden, milli ve manevi değerleri temsil etmesiyle bilinen ve bu konuda ülkenin temel taşı olan bir şehir. Ve bu şehirde hep inanarak ifade ettiğim bir şey var. Bu şehrin en büyük zenginliği insan kaynağı. Ve bugün de biz burada Elazığ Kültür Derneği'nin organize etmiş olduğu federasyon çatısı altında yapılan bu organizasyonda çok değerli hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle beraberiz. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, düzenlenen programdan dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ettiler. Tabii büyük şehirlerde bu havayı teneffüs etmek fevkalade önemli. Hemşehrilerimizle çok nadir zamanlarda bu kadar kalabalık bir grupla bir araya gelebiliyoruz. Bu yönüyle de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bundan birkaç gün önce yine Elazığ bürokrasisiyle ve Elazığ siyasetiyle birlikte yine bir iş adamımızın Çeliklerin ev sahipliğinde bir iftar organizasyonunda bir araya gelmiştik. Bugün de daha geniş bir katılımla Elazığ Kültür Derneği'nin organize etmiş olduğu bir organizasyonda iftar yemeğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Fevkalade mutluyuz. Güzel bir ortam. Elazığ dışında Elazığ'ın havasını teneffüs etmek çok çok önemli. Tabii bizim açımızdan biz her hafta hemen hemen geliyoruz Elazığ'a ama buradaki arkadaşlar bir kısmı aynı sıklıkta gelemediği için onlar birbirinden Elazığ kokusunu almış oluyorlar. Bu yönüyle de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda bizi bütün bürokrat arkadaşlarımız, siyasiler tabii, bürokratlar, iş adamları, serbest çalışan her meslekten insanımız bir araya getirmek suretiyle güzel bir iftar tertiplediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii bir ayağımız Elazığ'da, bir ayağımız Ankara'da olunca zaman zaman iştirak edemiyoruz. Bu yıl ilk defa ben de iştirak ettim iftar yemeğine. Gayet güzel oldu. Kalabalık, yüksek katılımlı bir iftar oldu. Ben dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Aracılığınızla bütün hemşehrilerimize de sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Ankara'daki Elazığ Kültür Derneğimizin bu iftar yemeğinde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Program devam edecek. Zaman da çok geçti. Ben hem Elazığ'daki hemşehrilerimizin hem Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan bütün hemşehrilerimizin mübarek Ramazan'ı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Elazığlıyım. Onun için hep Elazığ'ın hemşehrilerimin bu olduğu Ramazan, mübarek Ramazan'ı da kutluyorum. Her Ramazan ayında en azından dernek başkanlarımız, vakıf başkanımız, çok saygıdeğer insanlarımızın yan yana gelmesinde mutluluk diyorum, onur diyorum. Ben Ramazan'ın ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını diyorum. Hak, hukuk, adaletin olduğu bir ülkede olmasını temenni ediyorum. Çünkü barışa, demokrasiye, hukuka, adalet noktasında atacağımız en onurlu, gururlu, mutlu dönem bizim Ramazan, 11 ayın sultanı diyoruz. Ama maalesef bu ülkede işte etrafımızda görüşen, bu çevremizdeki Orta Doğu üçgeninde yapılan bu insanlık dışı saldırılarının ülkemize Cenab-ı Allah nasip etmesin. İftar programını organize eden iş adamı İrfan Yurtan ise hemşehrilerimizle birlikte böylesi etkinliklerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Öncelikle bütün hemşehrilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Güzel bir gün yaşıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde. Ramazan'ın gayesine uygun hemşehrilerimizle birlikte. Ramazan'ın hassasiyeti, duygusu, yoğunluğu burada yaşanmaktadır. Ben öncelikle tabii bunu geleneksel hale getirdiğimiz için çok mutluyum. Her yıl hemşehrilerimizle birlikte bu salonda birlikte olmaktayız. İnanıyorum ki bundan sonraki günlerde de yıllarda da Ramazan'ın ruhuna uygun olarak hep beraber bu iftarlarımızı kutlayacağız. Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Kanal Fırat ailesi olarak iftar programını ekranlarınıza getirdik. Tekrardan Ankara Elazığ Kültür Derneği'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Evet efendim, güzel bir iftar programı oldu. İftar programlarından dolayı Ankara Elazığ Kültür Derneği yöneticilerine ve bu programı destekleyen iş adamı İrfan Yurten'e teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ve devam ediyoruz. Bu kez İstanbul'a gidiyoruz efendim. İstanbul Baskiller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'da yaşayan Baskiller ve Elazığlılarla iftar programında bir araya geldi. Uzun uzun iftar sofraları kuruldu. Ezan saati beklenmeye başlandı. Oruçlar açıldı, dualar edildi. Allahümme rızukna temâmen ni'me ve devâmel afiye ve husnel khâtime. İstanbul Baskiller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'da yaşayan Baskiller ve Elazığlılarla iftar programında bir araya geldi. İstanbul Baskiller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Elmas, geleneksel hale getirdikleri iftar programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rabbime şükürler olsun ki bu yılda yine sizin böyle güzel teveccühünüzle geleneksel hale dönüştürdüğümüz ikinci iftarımızı da kazasız belasız şükürler olsun atlattık. Cenab-ı Allah tutmuş olduğunuz oruçları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul buyursun inşallah. Ve bu noktada bu akşamın organizasyonunda maddi anlamda katkı sağlayan hayırsever Baskilli iş adamlarımıza şahsım ve yönetim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Elfet Başkanı Faik İçmeli ise dernek üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bu ikinci gelişim buraya. Bahtepe'den kalkıp buraya geliyorum iftara. Ama beni buraya çeken bu manevi atmosfer ve Baskiller Derneğimizdeki arkadaşlarımızın gayretleridir açıkçası. O açıdan başta Murat Elmas Başkanım olmak üzere yönetimini cani gönlüne kutluyorum. Allah bir kere kendilerine razı olsun. Çok güzel işler yapıyorlar. Bütün derneklerimiz, federasyon çalışan derneklerimiz de gayret içindeler. Ama Baskiller biraz bir tık daha yükseltti bu işi. Kıskanmasınlar. Bak Murat Başkan, yanında oturuyor. Tamam mı? Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim. Tabii ki dernekçilik kolay bir iş değil. Heyecan ister, şevk ister, mücadele ister, gayret ister, maddi manevi destek ister. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Bu işin lokomotifi dernek başkanımız yönetimdir ama tek başına bir şey olmaz. Birlik olursak güç oluruz. Bunun en güzel örneğini de Baskiller Derneğimiz veriyor. Kendi yerleri var. Bir hedef koymuşlar. Farklı bir mekan satılmak istiyorlar. Buna ihtiyaç var. Biz federasyonu kurduk. Allah nasip etti. 5 sene sonra yerimizi aldık. Ama yetmiyor. Elazığların potansiyeli bir aya fazla. Efendim Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç lokantaya çarparak durabildi. Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. İftar saatinden sonra meydana gelen kazada iki araç birbiriyle çarpıştı. 23AN034 plakalı araç ile 06AEF871 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23AN034 plakalı araç cadde üzerindeki lokantaya ve lokantanın önündeki iki motosiklete çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle iki kişi hafif şekilde yaralandı. Efendim Anguzu Baba yolu büyük bir tehlike taşıyor. Dağlardaki koca koca kayalar parçalar halinde yola düşüyor. Bu kapsamda Arput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat da bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti. Anguzu Baba yolu büyük bir tehlike taşıyor. Yolun bir tarafı kayalık alan, diğer tarafı ise uçurum.
Kayalık bölgedeki taşların kayarak parça parça yola düşmesi ise tehlikeyi gözler önüne seriyor. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat yaşanan sıkıntıyı dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu. Sıkıntı Anguzu Baba'nın şu anda tam altındayız. Yol güzergahındayız. Bu yol güzergahında yukarıdan aşağı kayalar ve taşlar geliyor. Büyük bir tehlike arz ediyor. Allah muhafaza büyük bir sıkıntı araçların üzerine ve tam alt tarafı da uçurum. Şuşnaz yol ayrımı yani 5 yoluk yol ayrımı diğer köylere giden yol ayrımı üzerindeyiz. Bu yolun ya bir an önce kapatılması lazım veya da bu yolun direktmen güney tarafından verilmesi lazım. Çünkü büyük tehlike arz ediyor. Kayalar da görmüş olduğunuz gibi ayrılmıştır. Yukarıdan aşağı şöyle baktığınız zaman görünür. Yukarıdan aşağı habire taşlar, büyük büyük kayalar geliyor. Bu yolun ya genişletilmesi lazım. Bu taşların tekrar alını başla, ekspiratörlerle falan daha nasıl olursa mühendisler bunları daha iyi bilir. Yollara, buralara da aynı zamanda çelik bariyerlerle yolun genişletilmesiyle, ama bana göre güney tarafından verilmesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu yolda çok büyük bir tehlike arz ediyor. Taşların geldiğini, burada araçlarına geçtiğini varsayarsak Allah muhafaza gerisini siz düşünün. Başımıza gelenin haline diyoruz. Yaşanan sorunlarla ilgili dilekçelerini teslim ettiklerini belirten Muhtar Demirpolat yetkililere seslendi. İnşallah bir an önce il özel idaremiz tarafından buranın önlemi alınırsa veya güney tarafından verilirse bence bu yol kapatılıp yeni bir yolla bence çözümü olur diyorum. İnşallah bunu da sesimizi duyarlar. Dilekçemizi de vermiştik zaten. En kısa zamanda yapılır diye düşünüyoruz. Efendim, mesajlarımızla yayınımızı noktalayacağız. Gökhan İlhan İzmir'den bizleri takip eden değerli sosyolog büyüğümüz, madenle ilgili gelinen süreçle ilgili daha önceden 2017 yılında Fırat Gazetesi'nde Harfiyat'ta Gelen Afet başlıklı yazısını göndermiş ve bu konunun çok eski olduğunu fakat fark edilemediğini ifade ediyor. Selamlarımızı göndermiş olalım İzmir'e. Bir koli erzak yardımı için bizi ulaşsın, ihtiyaç sahiplerine teslim edelim. Abdullah Paşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse yardım topladıklarını belirtiyor. Hayırlı Ramazanlar Furkan kardeşim. Şimdiden hayırlı sahurlar dilerim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehrinden Gakkoşları hayırlı sahurlar dilerim. Elazığ Sivrice Topal Uşağıköy Derneği Zeytinburnu İstanbul Zeki Sarban Dernek Başkanımız göndermiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı da göndermiş olalım. Nerede kalmıştık? Furkan Bey, Bursa Mudanya'dan Aslı ben. Selamlar, hayırlı akşamlar. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Günümüzde özellikle sosyal medya kullanan insanlardan ricam olacak. Usulca kutlayın anneler gününü. Öksüzlerin canını acıtmadan, gözlerine sokmadan usulca kutlayın ve değerini bilin. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar demiş izleyicimiz. Bursa'ya, Mudanya'ya kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Cemil Baba Aşevi kurban ve erzak yardımlarınızı bekliyor diyor izleyicimiz. Evet, Cemil Baba Aşevi'nde de Ramazan ayı boyunca vatandaşlar iftar sofrasında buluşuyor. Oraya da yardımlarınızı bekliyoruz. Furkan abi, sizi ve yönetiminizi çok seviyoruz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar Furkan Bey. Bingöl'de çatışma varmış. Bilgi almak istiyorum. Muharrem Takmaz. Efendim, henüz daha resmi bir açıklama gelmedi bu konuyla ilgili. Furkan Bey, hayırlı akşamlar. Baskı çiftçileri olarak artık tarım ofisinin açılıp arpa ve buğdayların almasını istiyoruz demiş izleyicimiz. Aktarmış olalım. Maden artık direnişe geçecek gün birlik olma günüdür. Birlik olmazsak bizi ata ve dede topraklarımızdan göçe zorlayacaklar. Zülküf Can Polat göndermiş. Furkan Bey, Çaydaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi sokakta ezan sesi duymuyoruz. Camiler biraz uzak olduğundan ses gelmiyor. İftar olsun, sahur olsun telefon ya da televizyona uyarak yapıyoruz. Muhtara bildirdik, cihaz takılması için belediye ve müftülüğün karşılamadığını, mahallenin para toplayıp takılmasını ifade etti. Kapı kapı dolaşıp kimden para toplayalım? Bu işi yaparsa sen yaparsın. Senden ricamız Allah rızası için dile getirmen. Müftülüğü arıyoruz, belediyeye bakıyor. Belediye arıyoruz, müftülüğü arayın diyor. Muhtara diyoruz, ikisinde karışmıyor diyor. Para toplanıp yaptırılması gerekiyor diyor. Sana zahmet dile getirirsen belki yaparlar diyor izleyicimiz. Efendim, söyleyelim. Çaydaşa Mahallesi
Hacı Ali Efendi sokakta ezan duyulmuyormuş, cihaz takılması gerekiyor. Bir an önce yetkililerden çözüm bekleniliyor, hatırlatmış olalım. Merhaba Dilaver Bey, hayırlı yayınlar. Koskoca devlet bir holdingde başa çıkamayıp tarihi ilçeyi yok etmek için el ele vermişler. Maden hakkına yapılan bu zulüm İsrail'i Filistin'e yapmamıştır diyor izleyicimiz. Furkan Bey, iyi geceler, iyi Ramazanlar. Formatınıza uygun mu bilmem ama bir yiğidi olarak güçlü bir yönetimle Elespor'u tekrar birinci lige çıkarılmasını gönülden isterim. Ayrıca yeni stadyumun eski yerine yapılması son derece hatalıdır. Mutlaka il dışında bir kompleks olarak tekrar gözden geçirilmesi gelecek adına hayırlı olacağını paylaşmak isterim. Recep Alim Sivas'tan göndermiş. Efendim tabii yerine yapılıp masa noktasındaki göndermiş olduğunuz mesaja şunu ifade edebilirim ki çok zor, artık oranın ihalesi yapıldı. Çalışmalar bile başladı. Selam, iyi akşamlar. Kanal Fırat ailesine sonsuz teşekkürler. Bir madenli olarak her daim yanımızda oldunuz. Madenimiz madende kalacaktır. Tek dileğimiz bu demiş izleyicimiz. Furkan abi, Elazığ'ımıza bisiklet yolları istiyoruz demiş diğer izleyicimiz. Elazığ Abdullah Paşa'dan kucak dolusu selamlar. Biz muhtarımız Sayın Yavuz Köse'den memnunuz. Her şeyle mükemmel demiş izleyicimiz. Efendim son baskıda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ezan sesiyle ilgili tabii mesaj atan izleyicimiz var. Orada da Çayda Çam Mahallesi'nde hayırseverlere de aktarmış olalım. Belki onlar da bir destekte bulunmak isteyebilirler. Efendim son baskıda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü ve hafta sonu birlikte noktaladık. Yeni güne ve yeni haftaya birlikte başladık efendim. Pazartesi gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.